Değerli Honda severler, değerli takipçilerimiz, Türkiye'nin en çok izlenen bay otomobil kanalı Kamertut'tan hepinize tekrar merhaba. Honda Otomotiv danışmanınız Niyazi ben. Yine özel bir video ile karşınızdayız. Neden özel bir video? Çokça soru işaretleri oluştu. Ne ile alakalı? Geçtiğimiz haftalarda son dakika olarak diyelim yılın sonunda yayınlanan ÖTV muafiyetli araç alımı ile alakalı bir kullanıcı kısıtlaması söz konusu oldu ve bununla alakalı bir genelge yayınlandı. Bu genelgede ilgili kurumlara, ilgili otomobil bayilerine gönderildi ve bu yönde işlem yapılması şeklinde bir genelge yayınlandı. Genelge kafalarda bazı soru işaretleri yarattı. Aracı kimler kullanabilir, kimler kullanamaz şeklinde birçok soru işaretleri geliyor. Aslında bunların cevaplarını bir önceki çekmiş olduğumuz genelge ile alakalı kullanıcı videolarımızda bahsetmiştik. Ama lokal olarak, hani konuları lokal olarak ele aldığımızda yine sizleri aydınlatmak babında, yine bu soruları, kafanızdaki soru işaretlerinizi gidermek anlamında sizler için böyle bir video planladık. Peki bu videomuzun asıl konusu ne? 90 ve üzeri oranlı araç alımında yeni genelgeye göre aracı birinci derece akrabaların dışında kimler kullanabilir? Çokça sorular geliyor kanalımıza, videolarımızın altına yorumlar şeklinde. Videolarımızda oldukça ilgi ve alaka gördü diyelim ve çokça tebrik ve teşekkür mesajları da aldık önden bilgilendirme sebebiyle diyelim. Çünkü bu genelge yayınlanmadan önce yeni kullanıcı kısıtlamalarının dışında kalan kişiler de araç alımı planlıyordu ve buna göre de bir bütçe planlaması yapıyordu. Yani iyi ki son dakika bu videoyu yayınlamışsınız, iyi ki önceden bilgi vermişsiniz, buna göre planlamamızı değiştirdik şeklinde çokça olumlu mesaj aldık. Herkese bu mesajlar için de buradan ayrıca teşekkür ediyoruz. Yine kanalımıza ayrıcalığıyla tabii hiçbir mecrada, hiçbir sosyal medya hesabında yayınlanmamış olan bir bilgiyi sizlere yine Kamertut ayrıcalığıyla sizlere özel aktarmış olduk diyelim. Yine özel videolarımıza sizlere yardımcı olmak babında yardımcı olmaya devam edeceğiz. Bu videomuzda olduğu gibi diyelim. Bu esnada tabii şunu hatırlatmakta fayda var. Bu bilgileri sürekli ilk defa sizlerin bu kanaldan duyabileceği şekilde öğrenebilmeniz için kanalımızı takip etmeyi, beğenmeyi, paylaşmayı ve bildirimlerinizi de açık tutmayı unutmayın diyelim ve konumuza geçelim. Şimdi öncelikle yeni mevzuata göre, yani yeni genelgeye göre aracı kimlerin kullanacağı ile alakalı kısa bir bilgi vermek istiyorum. 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle alınan engelli araçlarında kullanıcı kısıtı neydi? Onu öncelikle hatırlatalım. 90 oranının altında olup, yani ortopedik engel üzerinden alınan araçlarda aracı sadece istisnasız kişinin kendisi kullanabilir şeklinde bir genelge yayınlandı. Burada başka bir istisna yok. Şu kullanabilir mi, bu kullanabilir mi, eşi kullanabilir mi, çocuğu kullanabilir gibi soruların cevabı olumsuz. Aracı sadece kişinin kendisi kullanabilir şeklinde genelge bu şekilde yayınlandı. Peki 90 üzeri, 90 ve üzeri oranlı araç alımında, yani raporlarla araç alımında aracı kimler kullanabiliyordu? Aracı kişinin kendisi, eşi, çocukları, anne babası ve kardeşleri ve birinci derece kan bağından doğan, yani evlilikten doğan sıhri hısımları kullanabilir şeklinde. Asıl konumuzda bu videoda aslında bu kısım. Yani kan bağının dışında olan kimler kullanabilir şeklinde bununla alakalı bilgi vereceğiz. Bir de bunlara ek olarak aracı bir de rapor sahibinin vasisi, yani mahkeme tarafından atanmış vasisi veya velisi veya kanuni yasal temsilcisi kullanabilir şeklinde genelgede böyle bir ibare de söz konusu. Bunu biraz açacağız birazdan. Gelelim konumuzun başlığına, yani asıl konumuza. Birinci derece akrabaların dışında aracı kimler kullanabiliyor? Burası önemli bir nokta. Mevzuatta çünkü bir de şoför tayini ile alakalı bir bilgilendirme söz konusu. Onu da geniş bir şekilde sizlere aktaracağım. Öncelikle az önce saymış olduğumuz anne, baba, kardeş, çocukların haricinde ki o sıhri hısımlar kimler oluyor, ondan bahsetmek istiyorum. Burada sıhri hısımdan kasıt şudur. Yani birinci derece akrabalardan. Bu arada kardeş birinci derece olmuyor. İkinci derece oluyor. Bunu es geçmeyelim. İkinci derece kardeşin kan sıhri hısmı kullanamıyor. Yani kardeşin, rapor sahibinin kardeşinin eşi aracı kullanamıyor. Bununla alakalı kesin bilgi vermiş olalım. Sıhri hısımdan kasıt ne burada? Rapor sahibinin çocuklarının eşleri kullanabilir şeklinde. Yani rapor sahibinin çocuğunun eşi, yani rapor sahibinin gelini veya damadı şeklinde düşünebilirsiniz. Bunlar kullanabilir. Sorulara şöyle bir şey ekleniyor. İşte torunu kullanabilir mi? Hayır. Amcası kullanabilir mi? Hayır. Bu saydıklarınızdan kimse yok.
ben işte amcasıyım, yeğeniyim, torunuyum, ben bakıyorum gibi bu kişiler kesinlikle kullanamıyor. Bu kişilerin kullanabilmesi için de orada bir parantez daha var. Az önce bahsettiğimiz mahkeme tarafından atanmış vasisi veya velisi veya yasal temsilcisi aracı kullanabiliyor. Bir de şoför tayiniyle alakalı bir durum söz konusu. Burada en çok gelen sorulardan birisi, hani kendimizi şoför gösterip, rapor sahibini şoförü gösterip kullanabilir miyiz? Burada öyle yani kendi isteğimize, kendi keyfimize göre bir, burada bir şoför belirlemek mümkün değil. Burada kimler düşünülmüş? Rapor sahibi bir işveren olabilir. 90 ve üzeri oranlı bir rapor olabilir. Kendi iş aktine bağlı bir çalışanını şoför gösterebilir. Yani mantık şu, bir işveren düşünün, bir iş yeri sahibi düşünün. 90 ve üzeri oranlı bir rapora sahip olduğunu düşünün. Hani bu kişiler düşünülerek böyle bir şey belirtilmiş. Bir işveren kendi istihdamında çalışan bir personelini iş aktine bağlı, yani sigortalı çalıştırdığı bir personelini şoförü olarak noterde iş aktine bağlı noter huzurunda şoförü olarak gösterip kullanıcı olarak bu kişiyi yazabiliyor. Şoför kısmı bu şekilde. Bunu da cevaplandırmış olalım. Tabii bu az önce saymış olduğumuz kullanıcıların da en önemli noktalardan biri, aynı ilde, yani rapor sahibiyle aynı ilde ikamet etme zorunluluğu var. Bununla alakalı da araç alım noktasında kişilerden taahhütname alınıyor. Aracı bunlar kullanabilir. Yakınlık bağları, her şey belirtiliyor taahhütnamede ve sorumluluğu üzerinize almış oluyorsunuz. Bir de sorulan sorulardan biri, en çok sorulan sorulardan biri, tamam aracı bu kaideyle aldık, şehir dışına araçla çıkabilir miyiz? Çünkü burada aynı il içerisinde ikamet etme zorunluluğu sanki il dışına araba çıkamaz şeklinde bir kısıt yorumu getiriyor. Hani böyle bir kısıtla alakalı genelgede böyle bir şey yazmıyor. Hani araç şehir dışına çıkamaz, şehir dışına kesinlikle gidemez, işte aynı içerisinde sadece kullanılmasıyla alakalı böyle bir kısıtlama genelgede yok. Öncelikle bu bilgiyi verelim. Ha burada şehir dışına arabayla çıkabilirsiniz de söyleyemiyoruz. Hani bunu da beyan etmiyoruz ama hani bir kısıtlama olmadığı için burada aracı kullanan kişiye ait oluyor sorumluluk. Hani şehir dışına kesinlikle çıkılamaz şeklinde bir ibare genelgede söz konusu değil. Değerli takipçilerimiz, bir diğer konuda az önce bahsetmiş olduğumuz mahkeme tarafından vasi, veli veya yasal temsilci kullanabilir şeklinde de bir ibare var. Bu da kimler için düşünülmüş bir seçenek? Rapor sahibi düşünün. Birinci derece akrabası yok, yani annesi yok, babası yok, kardeşleri yok veya çocukları yok. Hani aracı kim kullanacak o zaman? Bu noktada işte mahkeme tarafından atanmış vasi devreye giriyor. Burada torunu olabilir. Hani rapor sahibine torunu bakıyor olabilir veya amcası bakıyor olabilir veya yeğeni bakıyor olabilir. Hani bu kişiler de düşünülmüş. Ancak burada tabii birinci derece akrabası olmadığında bunlar kullanabilir söylemiyoruz. Burada mahkeme tarafından vasi, veli veya kanuni, yani yasal temsilci atandı ise bu kişiler de aracı kullanabiliyor şeklinde bunu es geçmiyoruz. Bu da genelgede açıkça belirtilmiştir. Burada da zaten vasi, veli veya yasal temsilcisi aynı şekilde taahhütname düzenliyoruz. Aracı vasisi olarak ben kullanacağım şeklinde kullanıcıya ismi yazılıyor ve bu şekilde işlem yapılıyor ve bu şekilde işleme alınıyor. O şekilde aracı bu kişiler de kullanabiliyor şeklinde bu bilgiyi de aktarmış olalım. Değerli takipçilerimiz, kendi nezdimizce diyelim, genelgeyi sizler için yorumladık. Hani genelgeden bizim anladığımız bilgiler bunlar şeklinde. Genelgede zaten bunlar açıkça belirtilmiştir. Bu noktada bazı yorumlarda şunları duyuyoruz. İşte hani şehir dışından biz işte başka bir ilde işte vergi dairesine gittik. Hani işte birinci derece işte çocuğun eşi kullanamaz gibi, böyle işte şu kullanamaz, bu kullanamaz gibi. Hani genelgede yazan kişilerden de bazılarının kullanamayacağıyla alakalı yorumlar geliyor. Hani genelge açıktır. Bu şekilde işlem yapılması gerekmektedir. Bunların dışında tabii ki kimseler kullanamaz ama genelgede yer alan kişiler kullanabilir şeklinde. Hani biz sizlere dediğimiz gibi genelgeyi yorumluyoruz. Önden sizlere bilgi veriyoruz. Daha sonrasında daha ciddi sıkıntılarla karşılaşmamanız için. Çünkü genelgede bu kişilerin, yani genelgede belirtilen kişilerin kullanımında gerçekleşecek ceza yaptırımlar çok ciddi. Ödemediğiniz, yani muaf olunan ÖTV tutarı, ÖTV'nin KDV'si, faizi, artı cezai işlemleri, bunlar ciddi sıkıntılar yaratabilir. Bu söylediğimiz kullanıcıların dışında, ihlal durumlarında
ciddi genelgede yayınlanmış ceza yaptırımları da taahhüt etmiş oluyorsunuz. Zaten kabul etmiş oluyorsunuz. Onunla alakalı da bilgi vermiş olalım. Bu noktada videomuzu da sonlandıralım. Bir sonraki videolarımızda tekrar görüşmek ümidiyle otomobil dünyasında hayal kurduğunuz her yolda kamer ışığınız olsun. Şimdilik hoşça kalın, sağlıkla kalın ve kamerle kalın.